Merhaba arkadaşlar, bugün en sonunda pandemiden sonra fitness'e tekrar bir başlangıç yapıyorum. Bakalım nasıl devam edecek, göreceğiz. Şimdi hazır sayılırım. Şöyle üstüm başımı birazcık düzelteyim. Evet. Şimdi çantamdan gerekli olan malzemeler, olmazsa olmazlardan bir tanesi eldivenlerim, sularım, susuz olmaz. Cime başlamadan önce her zaman bir shot Single Espresso içiyorum arkadaşlar. Metabolizmayı hızlandırıyor. Sevgili izleyicilerim, takip butonuna basmanızı, abone olmanızı rica ediyorum. Bu şekilde abone sayımı arttırma için bana desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. On dakika kürek çekmeye başlayayım, ısınmama yardımcı olsun. Buradan chest press'e geçiyorum. 3 set. 15 kilo. Yeni başlangıç için bence normal. Bu egzersiz bitti, ardından shoulder press, yine 3 set, 15 kilo. Bu egzersizi yaparken kollarınızın açısına dikkat edin ve ağırlığı kaldırırken çok hızlı kaldırıp indirmeyin. Burada da göğüs çalışıyoruz. Şimdi karın çalışacağız, abdomen'ı. Kendime gelmeye başlayacağım herhalde. Kilolardan kurtulacağım. Bayağı bir toparlamış kilo almışım. Aşağı yukarı bir şöyle söyleyeyim, 10 kilo fazlam var. Umarım 10 kiloyu verebilirim. Bakalım, eve gidince kendime bir de diyet programı hazırlayayım. Buzdolabındaki peynirleri, yağları artık tüketmeyeyim. Yağları azaltmam lazım. Şeker, hele şekeri bayağı bir azaltmam lazım. Şeker kullanmıyorum ama tatlıyı çok seviyorum. İşte benim de programım tatlı. Evet. Londra'nın değişik yerleriyle beraber o tarafları da göstereceğim. Ama şimdi şöyle bu taraflara bir bakalım. Şuralarda hep müzikallerin olduğu yerler. Gördüğünüz gibi The Lion King. Aa, yol kapalı buradan. Daha ileriye gidemiyorum. Burası hep müzikallerin olduğu yerler. Yine de pubların olduğu yere geldik. Barların, değişik fashion shopların olduğu yer burası. Burası da Londra'nın ünlü kayıt stüdyolarının bulunduğu yer. Şöyle sol tarafta Warner Bros. The Langley. Warner Bros'un kayıt stüdyoları arkadaşlar. Orada birçok filmin editionları,
Yani film, video efektleri, onları bunlar burada yapılmakta. Sol tarafta şöyle Monday to Friday 5 p.m. to 11 p.m. giriş yasak diyor. Önemli değil. Biz girebiliriz. Hatta şöyle arabayı şuraya park edip belki de gezebiliriz. Londra saatiyle sabah 7. Çöp kamyonları geçiyor yanımızdan. Lojistik kamyonuymuş, pardon. Herkes yavaş yavaş hareketleniyor. Bu saatlerde buraları kalabalık olur. Her nevi insan vardır Soho'da. Soho Londra'nın en hareketli, en cahcaflı yeri. Şöyle bir arka tarafımızda Çin Mahallesi var. Gece kulüpleri, publar, restoranlar, müzikaller, birçok ünlü Londra müzikali Soho'da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar otobüs duraklarını gösteriyorum size. Londra'daki otobüsler bazıları çift katlı, bazıları da şöyle ufak tek katlı. Millet bekliyor. Otobüs durağında da kimse yok çok fazla. Şöyle bir bakalım. Cerrahlıkta yok yani. Kimsecikler de yok otobüs durağında. 430